Evet, bir şey mi söyleyeceksin? Yok. Hadi söyle. Senin gibi bir adamın bu zamana kadar aşık olmadığına inanmak çok zor gerçekten. Ben de aşık oldum canım. Oğlum. Evet, ilkokulda. İlkokulda mı? Evet, ilkokulda. Hem de öyle bir aşık oldum ki. Neydi peki kızın adı? Yani unutmadıysam. Zeynep. Hatırlıyorsun adını. Ya nasıl unutmayacağım ki? Geceden böyle mektuplar falan yazmaya başlamıştım. Hatta onu nasıl vereceğim falan diye düşünüyorum. Tabii verirken de elim ayağım titriyor. Her neyse okula geldik falan. Mektupların hepsini çantaya attım ben de. Ve ertesi günü karşılaştık. Karşıma dikildi. Sen mi yazdın bu mektupları falan dedi bana. Evet dedim. Ne diyeceğini tabii çok merak ediyorum. Böyle yüzümden terler falan akıyor. Bana bir daha yazsana dedi. Tabii her şey falan. 10 numara 5 yıldız. Havaya uçuyorum ben. Bir gün bahçenin önünden geçiyorum. Benim yazdığım mektupları okuyor bütün arkadaşlarına. Aa. Tabii bendeki travmaya bakar mısın yani? Rezil etmişti beni. Hiç unutmam tabii. Hüsranmış gerçekten. Peki bence travma. O yüzden mi sevemedin bir daha? Aşık oldum. Süreyya. Teşekkür ederim bıraktığın için. Hikayenin sonunu dinlemedin ama. Hı. İşte ben aşka inancımı o zaman kaybettim Süreyya. Zeynep'in benimle oyun oynadığı gün. Ta ki sen karşıma çıkana kadar işte. Sen benim kalbimi ele geçirdin biliyor musun? ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.